Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, bugünkü sonum, sunumumun başlığı Somut olmayan kültürel miras bağlamında yemek ve mutfak kültürü. Öncelikle biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum, konuşacaklarımdan. UNESCO ve kültür sözleşmeleri hakkında konuşacağım. Daha sonra somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi üzerine yoğunlaşıp somut olmayan kültürel miras tanımı alanları ve koruma anlayışı hakkında konuşacağım. Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında mutfak ve yemek kültürünün yeri e, üzerinde konuştuktan sonra da yine UNESCO'nun çalışmalarından, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı'ndan bahsederek e, mutfak ve yemek kültürü hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Günümüzde kültürel çeşitliliğin yok olması tek tipleşme, küreselleşme üzerine duyulan ulusal ve uluslararası kaygılar dolayısıyla birçok çalışma başlatıldı. Evrensel kültürel mirası koruma alanı olarak algılanılan somut kültürel e, unsurlardan, arkeolojik, mimari eserler, anıtlar gibi e, sözlü geleneklere, ritüellere, festivallere, yani somut olmayan kültürel unsurlara doğru genişleyen bir bakış açısı oluşmaya başladı. Somut olmayan kültürel miras terimi, somut kültürel miras çalışmalarının doğal bir sonucu olarak UNESCO'nun kültür varlıklarının korunması için yürüttüğü programlar sırasında doğdu ki birazdan bahsedeceğim 1972 tarihli sözleşme bu çalışmaların başlangıç noktası olarak da kabul edilebilir. Biraz UNESCO'dan bahsedecek olursam çalışma alanları açısından da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kurum, Kültür Kurumu olarak bilinen UNESCO, daha barışçıl bir dünya için uluslararası işbirliğini geliştirmek üzere eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür, bilgi ve iletişim alanlarında çalışan 1946'dan beri uluslararası uzman bir kurum. UNESCO sektörleri başlığı altında geçen temel ilgi alanları var. UNESCO'nun üzerinde çalıştığı beş başlık üzerinde inceliyoruz bunu. Eğitim, kültür, doğa bilimleri, sosyal-beşeri bilimler, bilgi ve iletişim, ee, kültür özellikle halk bilimciler olarak da bizim e, çalışma alanımız olan UNESCO'nun en temel alanlarından bir tanesi. UNESCO'nun kültür programları kültürel çeşitliliğe saygı çerçevesinde somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine yöneliktir. Ve e, kültür çalışmaları UNESCO'nun sürdürülebilir barışa ve kalkınmaya, yaratıcılığın teşvik edilmesine, açık ve katılımcı toplumlar oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. UNESCO'nun kültür sözleşmeleri başlığı altında temel 6 tane sözleşme bulunmaktadır. 1954 Silahlı Çalışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, 1970 Kültürel Mirasın Kaçakçılığına Karşı Mücadele Sözleşmesi, 1972 ki biraz önce belirttiğim Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme. E burada özellikle somut kültürel mirasa vurgu yapıldığı için bu tarihten sonra somut olmayan kültürel mirasa ihtiyaç duyulduğu hissedilmiş ve bu anlamda çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. O yüzden 1972 tarihli bu sözleşme bir başlangıç noktası olarak alınabilir. 2001 tarihinde sualtı kültürel mirasın korunması sözleşmesi, 2003 e, somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi ki biz bugün bunun üzerine yoğunlaşacağız ve 2005 tarihinde de kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesi UNESCO kültür sözleşmeleri olarak karşımıza çıkıyor. Fatoğlu Men Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 32. Genel Konferansında UNESCO'nun Paris'te 2003 tarihinde kabul ediliyor ve yürürlüğe giriyor. Türkiye'de bu sözleşmeye 27 Mart 2006 tarihinde 45. ülke olarak resmen taraf olmuştur. Bu arada state parties diye geçen taraf devlet kavramı var e, sözleşmede. Hükümlülüklerini kabul ederek imzaladığın zaman e, taraf devlet e, ismini alıyorsun. Bunu da orada belirtmiş olayım. Toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihle etkileşimlerine bağlı olarak sürekli biçimde yeniden yaratılan, onlara kimlik, devamlılık ve aidiyet duygusu veren, böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunan yaşayan miras olarak da adlandırılan somut olmayan kültürel miras kavramı çalışma alanı olarak başta halk bilimi, antropoloji, etnoloji olmak üzere sosyoloji, sanat tarihi, coğrafya, mimarinin de ortak çalışma konusu haline gelmiştir. Ve UNESCO gerek sözleşmede tanımlanan, gerekse sonraki çalışmalarla açıklık kazanan yaklaşımlarıyla somut olmayan kültürel mirası öncelikle bu mirası yaratan ve koruyan toplumun daha sonra da bütün insanlığın ortak belli olarak görmektedir. Peki somut olmayan kültürel miras nedir? Toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin kültürel mirasını bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ile Kültürel mekanlar anlamına gelir. Sözleşmede de bu şekilde tanımlanmakta. Ve kendini beş e, başlık altında gösterir. Sokum alanları dediğimiz beş başlık. Bunlar sözlü gelenek ve anlatımlar. Mitler, efsaneler, masallar, destanlar, e, ninniler, türküler gibi. E, gösteri sanatları, aşık icra ve geleneği, köy seyirlik oyunları. Yani geleneksel halk tiyatrosu başlıklarında. Karagöz, orta oyunu, meddah. Bunun yanında halk müziği, halk dansları, icraları da bu gruba girer. Toplumsal uygulamalar, törenler, festivaller başlığı, doğum, evlenme, ölüm gibi geçiş ritleri gelenekleri, toy, şölen, bayram gibi eğlencelerde ve bununla geleneksel toplanma biçimleri ve bunlara dayalı olan tüm geleneksel uygulamalar, inançlar ve mekanlar da dahil olmak üzere bu başlık altında incelenir. Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalarsa karşımıza e, halk hekimliği, halk mutfağı, halk mimarisi gibi geleneksel bilgiyi içine alan, geleneksel kültürü kü, e, kültürel yapı içinde gelişmiş olan e, halk bilgisini içine alır. El sanatları geleneği ise usta çırak ilişkisi içinde öğrenilmiş, seri üretime dayanmayan tüm geleneksel meslekler el sanatları adı üzerinde bu başlık altında incelenir. Herhangi bir kültürel miras unsuru bu başlıklardan sadece bir tanesini e, içerebilir ya da birden fazla başlık altında da o kültürel miras unsuru e, kapsayabilir bu başlıkları. Korunma terimi, korunma e, koruma terimi çok önemli bu e, sözleşmede zaten başlığından da anlaşılacağı üzere. Somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına almak anlamına gelir ve bunun içinde kim, e, kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza, koruma, geliştirme, güçlendirme, okul içi ya da okul dışı eğitim aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarma ve kültürel mirasın değişik yanlarının canlandırılması başlıkları altında gerçekleştirilir. Fakat bu nasıl bir koruma olmalı? donmuş dondurulmuş koruma böyle muhafaza etme olduğu gibi tutma anlamında kullanılan ki sözleşmede bunlar protection ve preservation şeklinde geçer. Bunun yerine aktararak yaşatarak sağlıklı bir değişimi öngörerek yani safeguarding kelimesiyle karşılaş, karşılanan bir koruma anlayışı söz konusudur. Ve bu koruma anlayışıyla somut olmayan kültürel mirasın ortaya çıkardığı somut ürün ve ifadelere değil Aktarımın içerdiği süreçlere veya bir nesilden diğerine aktarımına odaklanılmaktadır. Sözleşme bunları yaparken de beliren bu mirasların e, araştırılmasını, derlenmesini, arşiv ve dökümantasyon merkezlerinin oluşturulmasını, müzelerinin kurulmasını, öğretim kurumlarında ders olarak okutulmasını, kitle iletişim araçlarında olumlu kültür değerleri olarak yer verilmesini ve kuşaklar arasında ortaya çıkan kopuklukları giderecek tarzda etkin biçimde değerlendirilmesini de temel amaçlar edinir ve bunun için çeşitli eylem planları arasında görür. Şimdi bu sözleşme içerisinde yemek ve mutfak kültürüne gelecek olursak kültürel kimliğin ve aidiyet duygusunun önemli bir parçasıdır yemek ve mutfak kültürü. Bunun için bu kültürün etrafında oluşan gelenekler, ritüeller, toplumsal uygulamalar, el sanatları ürünleri gerekse doğa ve evrenle ilgili deneyimlerle önemli bir somut olmayan kültürel miras alanı olarak kabul görür yemek ve mutfak kültürü sokum açısından. Bu sebeple sözleşmeye taraf olan devletler bu kültürün korunması gerektiği inancıyla hem ulusal hem de çok uluslu dosya olarak bu kültürel miraslarını İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesini kaydettirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yaparlar. Şimdi biraz sokum listelerinden bahsetmek istiyorum. Tam biraz önce bahsettiğim insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesi, mirasın çeşitliliğini göstermeye yardımcı olacak ve mirasın önemine ilişkin farkındalık yaratacak sokum unsurlarından oluşur. Bunun yanında iki ayrı liste daha var. Bunlardan da sözleşmenin 16, 17 ve 18. maddelerinde belirtilen listeler. 17. maddede belirtilen liste acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesi. Burada söylenilen şey ilgili topluluklar ve taraf devletler tarafından yaşatılması için acil önlem alınması gerektiği değerlendirilen sokum unsurlarından oluşur ve korumanın iyi uygulamaları kaydı ise mirasın söz konusu mirasın korunmasına yönelik ulusal, bölgesel veya yerel karakterli sözleşmenin hedef ve ilkelerini en iyi şekilde yansıttığı düşünülen program, proje ve etkinliklerden oluşur. bu arada soküm listesi güncel bilgileri 131 ülkeden 584 unsur kaydedilmiş durumda. Tüm bu listelerin hepsinde en çok gördüğünüz üzere de insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde 492 unsur var. Şu ana kadar Türkiye'nin korumanın iyi uygulamaları kaydı haricinde diğer iki listede unsurları bulunuyor. Bunları hızlıca görecek olursak, Meddahlık geleneği, Mevlevi Sema törenleri, Karagöz, Aşıklık geleneği, Nevruz, çok uzun bir dosya. 2009 ve 2016'da yenilenen yeni katılımcılarıyla. Geleneksel sohbet toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi Bektaşi ritüeli, semah, tören keşkeği geleneği, Mesir Mavruzu Festivali, Türk kahve kültürü ve geleneği, ebru, Türk sanat süsleme sanatı, ince ekmek yapımı ve paylaşma kültürü, lavaş katırma, yufka, Çin'i yapımı geleneksel el sanatı, bahar kutlaması, hıdrellez, bu da ortak dosya. Islık dili, biraz önce bahsettim, acil koruma gerektiren, somut olmayan kültürel miras listesine kayıtlı tek unsurumuz. Dede Korkut mirası, destan kültürü, halk masalları ve müzik. Geleneksel Türk okçuluğu, 2020 yılında da en son minyatür sanatı, çok uluslu dosya. Yine geleneksel zeka ve strateji oyunu mangala, göçürmede listeye temsili olarak giren unsurlarımız. Şimdi Temsili listeye genel olarak mantığını da algıladıktan sonra temsili listede yemek ve mutfak kültürü nerede duruyor? Bunu biraz konuşmak istiyorum. Mutfak kültürü kavramı beslenmeyi sağlayan yemek, yiyecek, içecek türleri ve bunların hazırlanma, pişirilme, saklanma ve tüketilme sürecini Buna bağlı mekan, yeme içme geleneği ile bu çevrede gelişen inanç ve uygulamalardan oluşan bütünsel ve kendine özgü bir kültürel yapıyı tanımlar. Mutfak kültürünün korunması ise içinde bulunan mimari yapıdan ya da buna kültürel mekan da diyoruz. Kültürel mekandan başlayarak o mutfak içinde üretilen yemeğin yapımında kullanılan malzemelerin, araç ve gereçlerin ve o yemeği yapan gelenek aktarıcısının taşıdığı geleneksel bilginin korunması anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle kültürel miras olarak korunması istenen yemeğin hangi bağlamda, neden, ne zaman, nerede, kim tarafından, ne şekilde, hangi malzemelerle, hangi araç gereçler kullanılarak yapıldığı ve gelecek nesillere nasıl aktarıldığına dair var olan ...geleneksel bilgiler ve uygulamalar asıl korunması gereken süreçlerdir. Yani biz sonuca değil sürece odaklanmamız gerektiğini algılıyoruz bu koruma sürecinde. Simek ve mutfak türünün yine sokum üzerinden okunmasına devam edecek olursam... ...2009 tarihi önemli bir tarih. Çünkü 2009 tarihinde Fransa'nın Vitre şehrinde... UNESCO'nun uzmanlar toplantısında Peru taraf devleti tarafından başlatılan bir toplantıda yemek kültürü ve bunun etrafında gelişen pratiklerin yalnızca beslenme ve biyolojik ihtiyaçların bir parçası olarak değil insanlığın deneyim ve bilgilerinden elde edilmiş kültür tarihinin önemli bir parçası olduğu vurgulanmıştır ve buna ek olarak da mutfak uygulamalarının Kimlik duygusuna ve toplulukların, grupların, kişilerin sürekliliğine, kültürel çeşitliliğin, insan yaratıcılığının ve sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesine de katkıda bulunduğu belirtilmiştir ve bu konuda çalışmaların yoğunlaştırılması e, istenmiştir. Ve e, bunun e, sonucunda da 2010 yılında hemen bir yıl sonrasında üç tane e, miras. ...mutfak ve mutfakla ilgili mutfağın etrafında oluşan gelenekleri içeren üç miras... ...insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydedilmiştir. Bunlardan bir tanesi Meksika. Geleneksel Meksika mutfağı, traditional Mexican cuisine, Fransa, Fransız gastronomik yemeği... ...İspanya, Yunanistan, İtalya ve Fas'ın ortak dosya olarak başvurdukları 2010 yılında... Akdeniz diyeti dosyasına 2013 yılında Kıbrıs, Hırvatistan ve Portekiz'in de katılmasıyla dosya genişletilmiştir. E, bu anlamda 2010 yılı bir kırılma noktası olmuştur. Yemek ve yemek kültürü etrafında oluşan e, ilk çok uluslu dosya da Akdeniz diyetidir. da Şimdi burada e, çok fazla yazı var farkındayım ama görmenizi istediğim şey şu. 2010 yılı kırılma noktası olarak aldıktan sonra 2011, 13, 14, 15 ve 2020'ye ki süreç içerisinde yemek ve yemek etrafında oluşan unsurların temsili listeye kaydedilmesi anlamında önemli bir gelişme oluşmuştur. Ve gördüğünüz üzere burada 32 taraf devlete ait 22 unsur oluşmuştur. E, bu tarihe kadar yani 2010'a kadar olmayan e, fakat 2010'dan sonra hız kazanan bir bakış açısı var. Şimdi bunlar üzerinde biraz daha detaylı konuşacak olacak Olursam geleneksel Meksika mutfağı ile ilgili konuşmak istiyorum öncelikle. Biraz önce söylemiştim 2010 yılında temsil listeye girdi. Fakat 2005 yılında Meksika kültüründe e, People of Corn the An Ancestors e, Cuisine of Mexico başlıklı dosya ile başvuruluyor. Sokun baş yapıtlar listesine kaydedilmek üzere. Fakat komite tarafından reddediliyor bu dosya çünkü Mısır'ın ritüelistik ve sembolik yönlerinin eksik bulunmuş olması sebebiyle. Bunun üzerine çalışmalarına devam ettiriyor Meksika ve 2010 yılında yeni bir başlıkla yeniden komiteye sunuluyor ve bu sefer bu dosyanın içindeki bilgilere bunlar da ekleniyor. Geleneksel Meksika mutfağına ait tarımsal uygulamaları, buna bağlı gelişen ritüelleri, yaşlılık becerilerini, mutfak araç gereç ve tekniklerini ve atalara ait gelenek ve görenekleri içeren kapsamlı bir kültür modeli oluşturuyor ve böylelikle e, listeye kaydedilebiliyor. Görmemiz gereken şeylerden bir tanesi ekim aşamasından bir malzemeyi burada örneğimiz genelde mısır. E, ekim aşamasından hasat aşamasına ve sonrasında aynı sofrada bir arada yenmesine kadar ki tüm süreç bir bütün olarak değerlendiriliyor sokum bağlamında ve görüyoruz ki bu dosya üzerinden özellikle yemek kültürü ile ilgili kültürel mirasın sözleşme tarafından yalnızca gastronomi bağlamında ele alınmadığını o yemeğin malzemeleri ya da besin değerinden ziyade o yemek etrafında oluşan kültürel kodlara odaklanıldığı görülmektedir. Bir başka örneğimiz Fransız gastronomi yemeğiydi. Yine 2010 yılında e, listeye giren Fransızların gastronomik yemeği de e, doğumlar, düğünler, e, doğum gün doğum günleri, yıl dönümleri gibi önemli günlerde, geçiş dönemlerinde, e, kutlamalarda vesaire e, sosyalleşmeyi sağlayan geleneksel bir uygulama olarak listeye giriyor. Kendi içerisinde belli bir düzeni var iyi yeme ve içme sanatının tadını çıkarmak için insanları bir araya getiren şenlikli bir yemek olarak kabul ediliyor. Ve gastronomik yemek birlikteliği lezzetin zevkini ve insan ile doğa ürünleri arasındaki dengeleyi vurgulayan, aile ve arkadaş çevrelerini birbirine yaklaştıran ve daha genel olarak sosyal bağları güçlendiren bir uygulama olarak görülüyor. Akdeniz diyetine gelecek olursak biraz önce belirttiğim üzere Öncelikle İspanya, Yunanistan, İtalya ve FAS tarafından başlatılan kabul edilen dosyaya daha sonra Kıbrıs, Hırvatistan, Portekiz'de 2013 yılında katılarak dosya daha geniş katılım sağlayan bir dosya haline geliyor. Akdeniz diyetinde vurgu yapılan belli başlı konular, elde edilen ürünün hasat, balıkçılık, hayvancılık, koruma, işleme, pişirme özellikle gıda paylaşımı ve tüketimiyle ilgili bir dizi beceri, bilgi, ritüel, sembol ve geleneği içeriyor olması bu anlamda önemli ve aynı zamanda Akdeniz kültüründeki misafirperverlik, misafirperverlik, komşuluk kültürler arası diyalog, yaratıcılık değerleri ve çeşitliliğine saygı gösterilerek yönlendirilen bir yaşam tarzını vurguluyor ve özellikle Kadınlara çok vurgu var bu dosyada. Kadınların Akdeniz diyetinin bilgi aktarımında önemli bir rol oynadıklarını hem teknikleri korumakta hem de mevsimler ritimleri takip ederek unsurun değerini yeni kuşaklara de aktarmakta çok önemli bir rol kazandıkları vurgusu var kadınlara bu dosyada. Evet, 2010 yılından sonra zaten listeye giren ilk unsurlardan bir tanesi de tören keşkeyi geleneği. Burada şimdi en önde gördüğünüz fotoğraf bir tabak keşkek. Fakat biraz önce verdiğim tüm bilgileri de göz önünde bulundurduğumuzda aslında burada korunan keşkeğin kendisi değil, geleneğin kendisi. Yardımlaşma imece'nin kendisi. Görüyorsunuz burada keşkeğin beraber köy meydanında dövülmesi. Keşkek'te aynı biraz önce bahsettiğim Meksika mutfağında olduğu gibi özel günlerde, kutlamalarda, geçiş ritlerinde, bayramlarda, düğünlerde ortak olarak pişirilen, genellikle şurada görülen kocaman kazanlarla köy meydanlarında pişirilen, coğrafyaya göre içine kırmızı et atılabilen, beyaz et atılabilen, etsiz yapılabilen gibi çeşitleri olan, farklı isimler alabilen bir yemek ve burada kadınların bir araya gelip çalıştıkları, köy meydanında hep beraber yenildiği, daha sonrasında duaların okunarak onunla ilgili işte güzel duyguların paylaşıldığı, imece duygusunun ön planda olduğu, yardımlaşmanın ön planda olduğu bir dosya. Türkiye'den devam edecek olursak biraz önce 20 tane unsuru size anlatmıştım. Şimdi burada da mesir macunu aslında yenilebilir bir malzeme olduğu için yemek ve mutfak kültürü içerisinde algılanıyor. Fakat burada da e, aksine malzememiz aracımız aslında e, yiyecek bir malzeme olmasına rağmen burada korunan e, festivaldir. Kendisi Manisa'da gerçekleştiriliyor. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın iyileşmesi için 41 taze baharat ve otla hazırlanan mesir macununun halka dağıtılmasıyla gerçekleştirilen bir festival. Ve Sultan Camii kubbelerinden halka dağıtılmadan önce kutsandığına inanılıyor, dualar okunuyor. Ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan bu mesir macunun her yıl 21-24 Mart tarihleri arasında... Böyle bir festival düzenlendiği ve insanların buna katılarak bu Mesir macundan yemek istediklerini görüyoruz. Çünkü bu birçok insan şuna inanıyorlar. Birçok insan bu festivale katılıp bu macundan yediklerinde evlilik, iş ve çocuk dileklerinin bir yıl içinde gerçekleşeceğine inanıyorlar. Bu da özellikle Manisa için oldukça önemli sayılan festivallerden bir tanesi. Ee, ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinden konuklarını ağırlayarak e, yerel e, topluluklar arasında güçlü bir dayanışma duygusu oluşturduğuna dair bir vurguyla bu dosyada temsili listeye alınmış durumda. Bir başka unsurumuz yine e, Türk kahve kültürü ve geleneği. Aynı şey bunun için geçerli elbette. E, Türk kahvesi sadece bir araç gibi gözükse de aslında Geleneğin kendisi hayatın her kesimine nüfus eden misafirperverliğin, dostluğun, zarafetin, eğlenceliğin sembolü olarak kabul ediliyor. Arkadaşlar arasında bir kahve daveti, samimi konuşma, günlük endişelerin paylaşılması gibi fırsatlar sağlıyor. Etrafında oluşan sözlü anlatı gelenekleri var. Bunun haricinde nişan törenlerinde, bayramlarda, sosyal etkinliklerde önemli bir rol alıyor Türk kahvesi, kültürü ve etrafında oluşan tüm geleneği. E, ve gözlem ve katılım yoluyla da aile üyeleri arasında da gayri resmi olarak aktarılan e, hepimizin de aşina olduğu bir e, kavram diye düşünüyorum. Bir sonraki unsurumuz yufka, lavaş, ince ekmek yapımı ve paylaşma kültürü. Burada da yine e, somut olarak ekmeği, yufkayı, lavaşı görsek de korunması istenilen şey burada aslında yardımlaşma ve imece kültürü. E ekmek hazırlama, pişirme, sunma ve paylaşma geleneği ülkelere göre çeşitlilik gösterse de işte bu imece kültürü ve yardımlaşma kültürü bağlamında benzerlikler taşıyor ve günümüzde hala yaşayan bu geleneği misafirperlikte, misafirperverlik, dayanışma ve paylaşma kültürünü temsil ettiği için de önemli bir miras olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. UNESCO'nun yemek kültürüyle somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi haricinde farklı sözleşmeler ve programlarda da karşımıza çıkıyor. Önemli bir miras olarak kabul ediliyor. Bunlar arasında da 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yaratıcı şehirler ağı programı da en öne çıkan iki kavram ve bunların üzerine de biraz konuşmak istiyorum. 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2016 yılında yürürlüğe konuyor ve 2030 yılının sonuna kadar ulaşılması amaçlanan küresel hedefler belirleniyor ve bu aslında bir evrensel eylem çağrısı olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek toplumsal cinsel eşit e, cinsiyet eşitliğini sağlamak nitelikli eğitimi sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi buradan da başlıklardan görebilirsiniz e, 17 ana başlıktan oluşan sosyal kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanan hedefleri içeriyor bu kalkınma hedefleri ve bu kalkınma, 17 kalkınma hedefinden Özellikle ikinci hedef açlığa son ya da zero hunger olarak karşımıza çıkan e, hedefte dünyadaki yemek ve beslenme kaynakları ile ilişkili olduğunu görüyoruz bu hedefin ve amaçlarında açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını geliştirmek, sürdürülebilir tarımı desteklemek üzerine kurgulanmış bir anlayışı var. Bu da yemek kültürüne ait birçok unsurun, Somut olmayan kültürel mirasın korunma anlayışıyla ele alındığında da sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olduğunu görüyoruz ve bu bağlamda oluşturulacak stratejilerle e, bu çalışmaların devam edilecek devam edeceğini görmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla yemek kültürüyle ilgili unsurların koruma altına alınması yani somut olmayan kültürel miras bağlamında Geleneksel beslenmenin sürdürülebilir yönlerini öne çıkarması açısından oldukça önemli. Geleneksel bilgiye sahip toplumlar, ki Zeynep hocamız bununla ilgili bize bir sunum yapmıştı, bu bilgiyi taşıyan geleneksel bilgi taşıyıcıları, aktarıcıları tarafından kullanılan besin hazırlama ve saklama yöntemleri de gıda yeterliliği ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından oldukça önem taşımaktadır. E, mevsimlik hazırlıklar da olarak bildiğimiz bu besin hazırlama ve saklama yöntemlerinde e, bu uygulamaların en yaygın olanları güneşte pişirme, kurutma, tütsüleme, kar altında dondurma, tuzlayarak şekerleyerek ya da sirkede saklama gibi yöntemler sayılabilir. En e, bizim kültürümüzde de aşina olduğumuz, birçoğumuzun da bildiği e, et yoğurt, peynir, e, kurutma, tuzlama, pastırma, sucuk, kavurma, kurut oluşturma, salça yapımı, turşu yapımı, tarhana yapımı, yufka, erişte yapımı, taze meyve ve sebzeleri kurutmak, bunlardan pekmez ve pestil yapmak gibi ürünleri de bu bağlamda eğer düşünecek olursak, somut olmayan kültürel miras ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da ortak çalışmalar yapılabileceğini, bu bağlamda düşünülebileceğini görebiliyoruz. Tüm bunlara ek olarak bir de UNESCO'nun en başında değineceğimi söylediğim kısaca UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programı var. Bu program dahilinde altı temel başlık var. Bunlar edebiyat şehirleri, medya sanatları şehirleri, müzik şehirleri, tasarım şehirleri, zanaat ve halk sanatları şehirleri ile bugün de konumuzla alakalı olan gastronomi şehirleri. Görüyorsunuz burada bazı örnekler aldım. Ee, Türkiye'den e, dahil olan üç tane şehrimiz var. Ee, bir tanesi Gaziantep 2015 tarihinde, bir tanesi Hatay 2017 tarihinde, ee, bir tanesi de Afyon Karahisar 2019 tarihinde. Bu şehirlerde özellikle e, bu konuyla ilgili çalışmaların yapıldığını görüyoruz, müzelerin kurulduğunu görüyoruz çeşitli restoranların açıldığını görüyoruz ve bu anlamda gastronomi anlamında daha görünür kılınmak adına yapılan çalışmalara diğer şehirlerde de olduğu gibi Gaziantep, Hatay ve Afyon, Afyonkarahisar'da da bunlarla karşılaşıyoruz. Evet genel olarak toparlayacak olursam çok da fazla uzatmak istemiyorum. Kültürel kimliğin önemli bir dışa vurum yolu olan yemek ve mutfak kültürü etrafına gelişen pratikler yalnızca beslenme ve biyolojik ihtiyaçların bir parçası değil, insanlığın deneyim ve bilgilerinden elde edilmiş kültür tarihinin önemli bir parçasıdır. Mutfak uygulamalarının kimlik duygusuna ve toplulukların, grupların ve kişilerin, kişilerin sürekliliğine ve kültürel çeşitliliğin, insan yaratıcılığının ve sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesine katkıda bulunduğu da göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda sonuçlara değil, süreçlere odaklanan bir bakış açısıyla gerçekleştirilen yemek ve mutfak kültürünün koruma çalışmaları da son yıllarda daha ön plana çıkmıştır. Bu anlamda da insanlığın kültürel mirasını koruma çabaları daha fazla gözlemlenir hale gelmiştir dersek herhalde çok da Yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ee, bu şekilde özetlemiş olayım ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Biz de sunum için çok.